Kıskançlık duygusuyla ilgili de çok sorular gelmiş. Hani ne kadar kıskanmalıyız? Kıskandığımızı göstermeli miyiz? Evet. Hani mesela eşim beni hiç kıskanmıyor diye kafasına takanlar da var. İzleyicilerimiz öyle sorular evet. da sormuş. Beni hiç kıskanmıyor. Bu hani beni sevmediği anlamına mı gelir? Lütfen sorar mısınız demişler. <laughs> Şimdi ben kıskançlığın bir dozu olduğunu düşünüyorum. Hatta da bir sınırı var. Eğer e, gerçekten e, özgüven eksiğim varsa benim varsayımla hareket ederim yani kıskançlık varsayımlarla hareket ediyorsa mesela e, kişinin hiç yani aldatmıyor hiçbir şey yapmıyor görünürde yapıyordur diye düşünerek onu kısıtlamaya çalışıyorsak bunu yapamayız bu yanlış Şimdi bu tip bir kısıtlama, Kıskançlık sahiplenme değildir. Bu sevgi değil Nilüfer'cim. O kadar önemli ki. Ama biz kadınlar bazen e, bir hata yapıyoruz. Buradan aslında bu hatayı da altını çizelim. Eğer çok fazla e, sahiplenildim diye mutlu oluyorsam böyle kısıtlandım, kısıtlandım. Her şeye evet dedim, her şeye evet dedim. Hı hı. Günün birinde kendimizi mutsuz ve bağımlı buluruz. Ben ona bağımlı oluyorum, o bana değil. Hı hı. O beni kısıtladı kısıtladı dışarıda kısıtlayamayacağı kadınların ya da erkeklerin peşinde bulabilirim onu. Hı hı. Bu çok önemli çünkü biraz da e, kontrol edilemez olmalıyım aslında. Hı hı. Bir ikinci sıkıntı eğer kişide şiddet eğilimi varsa maalesef. Evet, buraya dikkat edeceğiz. Neden? Şöyle ki bunu e, psikologlardan dinledim ben. E, önemli bir bilgidir bir kişinin aşırı kıskançlığı varsa, bir de alkol bağımlılığı varsa, buradan Yavaş, şiddet ihtimali. ihtimali var. İhtimal var. İhtimal. Hepsini diyemem Hı -hı. ama lütfen dikkatli olalım. Biz Hı -hı. dört Hı -hı. şeyden kaçınalım. Hı -hı. Aşırı kıskançlık, aşırı cimrilik, bağımlılık, yani sarhoş olacak kadar alkolizmden bahsediyorum. O Hı -hı. başka, Hı -hı. sosyal e, durumlar başka. Mesela kumar, Hı -hı. mesela kötü alışkanlık, bunları istemiyoruz. Hı -hı. E, dördüncüsü de şiddet arkadaşlar eğer şiddet bir kerecik bile olduysa arkanıza bakmadan kaçın çünkü gelip kişi kendine geldiğinde o öfke bittiğinde ters köşeye geliyor gelip önünüze diz çöküyor ve yalvarıyor bunlar sağlıklı durumlar değil hı hı. tıpkı 10 tane 20 tane mesaj atıp öfkemi giderdikten sonra aşırı sevgi ve kaybetme korkusu moduna geçerek iyi davranmaya başlanmamız gibi hani bu sağlıklı bir durum evet. değil.